Selamlar arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir video çekmek için Emre Durmuş'la beraberiz. İspanya sokaklarında şu anda Madrid'de yürüyoruz. Yani yurt dışında marketlerde bizim ülkemizde olmayan içecekleri gördüm ve gerçekten hem kapları çok ilgimi çekti hem de tatlarını çok merak ettim. Şimdi markete gidiyoruz. Alışveriş yapacağız Emre ile beraber. Abi kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ya biliyorsunuzdur da bilmeyenler için. Ya zaten biliyorsunuzdur da Emre'yi bilmeyenler için şöyle kısaca tanıtayım. Kendisi Türkiye'nin en büyük gezi kanalı. Ülkeleri geziyor, ülkelerin kültürlerini bize tanıtıyor. Bugün yanımda getirebileceğim en iyi rehberle yurt dışındayım ve burada markette, yabancı bir ülkede, İspanya'da içecekler nasıl? Alacağız ve takipçilerimize göstereceğiz. Hem siz görmüş olacaksınız, biz de tatmış olacağız. Marketteyiz, şöyle ufak bir gezinelim. Daha sonrasında alışverişimizi yapıp denemelere başlıyoruz. Çok konuştum ya. Okay. Markette çekim yapmak yasakmış abi. Bizi dışarıya çıkartıyorlar. Çekim yapmayın dediler. O yüzden çıkıyoruz dışarıya. Başka bir markete bakacağız. Halbuki burası bayağı iyiydi ya. Güzel içecekler vardı direkt. Baksana şuraya. Şuraya ona bak. Şuraya onda bir sürü bir şeyler vardı. Neyse başka bir tane market bulacağız. Şimdi böyle marketlerde genelde satıcılar böyle kenarlarda falan olduğu zaman genelde onların olmadığı yerlerde çekim yapmak lazım. Yoksa direkt atıyorlar dışarı. Marketlerin genelde yani telif görür görmez dışarıya attılar yani. Yani. Ben bayağı market videosu çektim için biraz tecrübe kazandım bu konuda. İnsan böyle bir konuda niye tecrübe kazandı ki? Bu arada ülkede dikkatimi çeken bir şey daha var. Böyle köşe başlarında evsizler var. Kendilerine böyle yatak yapmışlar. Orada kalıyorlar. Yani böyle 10 metrede bir falan bir evsiz görüyorum. Bu üzücü yani. Biz ülkemizde hiç böyle evsiz görmeye alışkın değiliz. Burada insanlar umursamıyor bile. Adam orada yatağını yapmış. Onun yaşam alanı orası. O biraz garibime gitti. Ya biz ülkemizde hiç böyle evsiz görmeye alışkın değiliz. Yani ya belki de vardır da. Bir tık daha iyi olabilir. Sokakta yaşamaya çok şey yani yapmıyorlar. Sokakta bırakmayız en azından. Birileri yardım eder yani. Burada insanlar umursamıyor yani. Kendi yaşam alanını kurmuş orada. Ve orada yaşamaya devam ediyor. Evet. Ya bize şey var. İnsanlar da hiç garipsemiyor. Şaşırdım. Evet. O evsiz. Bir dönem geldi böyle. O evsiz olayını bayağı bir temizlediler sokaklardan. Sosyal hizmetleri güçlendirdiler o anlamda. İyi yani o anlamda. İlk başta direkt çekim yapmayayım o zaman. Şöyle yakalamasınlar aynen. Şimdi aşağıdan fark etmeden çekmeye başlayacağım abi. Evet. Markete girdik. Standart bir market yani. Büyük mü? Saklıyorum. Şöyle aşağıdan bizim seyirciler bizi görsün. Aa şuraya mı? Şuraya gir. Ha içecek reyonu. Gir abi. Tam da içecek reyonuna denk geldik. Burada gazlı su diye bir şey var. Bizim sodaya benziyor tadı ama soda değil. Aslında soda diye geçiyor. Bayağı bunu tüketiyorlar yani. Aynen, mineralli suyu tüketiyorlar şöyle. Mineral şey adı su. Ya bizim içtiğimiz su gibi değil. Ben onu içtiğim gazlı zaman susuzluğum geçmiyor böyle. Millet gazlı su içiyor yani. Şunlar falan gazlı su. Onlardan da alalım istersen bir tane. Mesela şu. Şunu yani alalım. Ne kadarmış? Yazıyor, 0.72 yazıyor. Euro. Yani ne yapıyor abi? 1 euro desek hemen hemen 6 lira 5 liraya geliyor. Singaz. Bizim bildiğimiz kola tarzı şeylerden almayacağım. Çünkü onlar standart. Sizin de içebileceğiniz. Ama böyle farklı kapları değişik içecekler var. Mesela ne olduğunu bilmediğimiz içecekler var burada. Mesela neymiş abi bu? Nordic Lata yazıyor. Şöyle göstereyim. 0.67 euro. Nordic Lata diye 25 cc'lik bir içecek. Şöyle bunu da aldım. Sim Kola. Ana Red Bull'un kolası galiba bu. Emre bu Red Bull'un kolası mı? Ben bunu Türkiye'de hiç görmedim. Bitter limonlu. Lime limon diye satılıyor ya. Ben bunları Türkiye'de hiç görmedim bu arada. Tamam abi. Bunlardan da birer tane alıyorum. Bayağı değişikmiş. Greyfurt ve çiçek var. Acaba nar çiçeği falan mı? Şöyle göstereyim. Ne olduğunu bilmiyorum valla. Deneriz. Bakarız. Farklı bir sürü içecek aldık. Marketten kovulmak üzereyiz. Gelip uyarıyorlar. Şimdi alışverişimizi tamamlayıp denemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Masamıza oturduk. Gittik marketten alışveriş yaparken kovulduk. Otele geldik. Otelin lobisinde şu anda bu içecekleri tadacağız. Ben hızlıca şundan başlamak istiyorum. Sen bunu çok övdün. Şöyle göstereyim. Ben kokonatı seviyorum abi o yüzden. Sen gittiğin videolarda gerçek şu halini içiyorsun evet, değil mi? Böyle kesiyorlar üstünü içiyorsun. Türkiye'de satılan bir içecek değil. Ben hiç görmedim. O zaman bunu açıyorum. Hadi bakalım. Gazlı değil. Güzel lan güzel. Sen kokonat sevmiyor musun? Kokonat böyle mi kokuyor? Aynen. Koklasana. Bir baksana tadına. Bildiğin kokonatın içindeki su mu? Yani onu daha önce içtim. Tatsız gibi geliyor ama çok sağlıklı bir şey abi. Sadece bunu içerek yaşayıp hayatta kalabiliyorsun. Meşrubat gibi aynı. Sadece bunu içerek hayatta kalabiliyorsun. Böyle özellikler kokonat. Kandırma. Vallahi. Bizi kandırma. Gerçekten. Hintliler nasıl yaşıyor zannediyorsun abi? Hindistan cevizi. Kokonat suyu içer. Bir sen de bak istersen. Yani tadı yok. Ya biraz şeker katmışlar bunu. Çok şekerli bu kadar şekerli olmuyor.
Yani şekerli su gibi. Bildiğin şekerli su. Ha, kokonatlı çikolatalar oluyor ya, onun böyle içecek hali gibi düşünebiliriz. Şöyle yapınca güzel geliyor tadı bak. Yap. Havasko. 10 üzerinden puanlayalım, tamam, içecekleri tamam. 10 üzerinden puanlayalım. Tamam. Ben 10 üzerinden 2 veriyorum abi buna. Ben şu an kıyas yapamıyorum ama... Buna 5 veririm ama. Ortalama 5 vereyim aynen, ona göre çıkartırım indiririm. Tamam, şuraya bırakma, hadi sen seç bir tane abi. Sıradaki içeceğim de bu böyle, acayip dikkatimi çeken bir şey oldu. Üstünde hidronik, hidralet bir şeyler yazıyor. Sen bunu içecek reyonundan aldığına eminsin değil mi? Çünkü market büyüktü abi. Kozmetikten almışım bir de. Araba hidrolik şöyle falan çıkartmış. Evet arkadaşlar, çok güzel içecek. Bir paketine bakabilir miyim? Şöyle bir şey abi. Enteresan bir kabı var. Bunlar güzel süslüyor bak, ha, bizi öyle kandırıyorlar. Menteresan. Ya biz daha önce görmediğimiz için normalde şunu her gün görsen, bu bildiğin A101'de satılan içeceğin aynısı şu yani. Hadi aç merak etme. Dizaynı güzel yapıyor. Açıyorum. Aç. Aa la, bu portakal suyu gibi. Bakayım. Kokla bakayım. Ama çürümüş portakal suyu gibi. Oğlum ben bu kokularla kokuyorum. Bakayım bir. Ya sağlıklı ürün diye çürümüş sebzeyi meyveyi doldurmuşlar. Organik diye böyle satıyorlar işte. İç. Büyük ihtimal bu arada bu videoyu çektikten sonra ishal olacağız arkadaşlar, evet. İçeceklere bakarsanız. Lan ne bu? Sporcu gıdası %100. Mango, ha manga falan, manga. Bir kadın çizeceksin. Ha dur, shake me yazıyor abi, bak şurada shake me yazıyor. O zaman bir shake yap hadi bakalım. Çalkala beni diyor, çalkalamadan içersen belki şey olmamıştır. İçinde iki tane şey varmış, meyve varmış. Hala boğduk. Bunu bir daha içmeyelim abi. Çok kötü. Nasıl içeceğiz onu? Bu ürünün sahibi kimse kardeş, kusura bakma, leş gibi ürün yapmışsın yani. Üstünde iki tane meyve varmış. Birisi Cantaloria, biri de mango. İki meyve karışımıymış. Mango tadını aldım biraz ama ben. Ben de onu aldım, gerisini alamadım. Şimdi daha iki tane içecek içtik. Şöyle ürünlerin fiyatlarını göstereyim. Ortalama 0.56 euro ile 2 euro arasında değişen bir fiyat çizelgesi. Toplamda biz 31 euro 42 kuruşluk. 31.42 euroluk bir alışveriş yaptık. Yaklaşık 200 liralık bir içecek var burada. Şurada BCA'lı bir içecek görüyorum. Ulan koca koca adamlar masaya oturduk içecek içiyoruz. Bu büyük ihtimal sporcu gıdası. BCA falan yazıyor. Renginden de anlarsak böyle sert bir şey. Açıyorum. Aç bakalım hadi. Ben bir de şey bekliyorum. Kahve Nokko falan da olabilir. Oha harika kokuyor. Nokko, manzana. Kokla. Manzana. Oğlum harika kokuyor. Of. İçiyorum abi. Nane mi? Nane mi bu? Aa çok sert. Nasıl sertlik? Bakalım. İlaç gibi aynı. Oğlum içinde ne var ona baksana lan. Gazlı bir içecek. İspanyolca yazıyor lan. Bakalım lan ne. Bir içsene. Çok sert. Ya bana şeyi hatırlattı. Böyle sporcular bilir. BCA tozu var ya, böyle döküp böyle çalkalayıp içersin şey. Bildiğin sporcu gıdası gibi zaten. Hani BCA'nın hazırlanmış hali. Bunun fiyatı yaklaşık 1,5 euro. Yani 6,5 lira, 7 liralık bir ürün. İspanya'da şu anda asgari ücret 1050 euro. 1050 euroya 30 euroluk alışveriş yaptığın zaman aslında 1000'de 30 pahalı, gibi bir şey yapıyor. Pahalı baktığın zaman. Evet. Yani bize göre asgari ücretler 3 katı fazla. Onu hesaplarsan aslında çok ucuz onlara göre. Bize göre pahalı geliyor. Anladım. 46 milyon nüfuslu bir ülkenin 1050 lira asgari ücreti olsa refah seviyesini hesaplayın burada. İyi mi refah seviyeleri? İyi, fena yani değil. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz mutlu insanlar. Gayet şimdi şöyle yani. Sütlü bir şey var. Sanırım bu kahve, yani latte gibi bir şey. İçiyorum dur. Ha çok güzel. Şey Nesquik gibi aynı. Aynen. Çok güzel değil mi Nesquik? Aynen. Nesquik, bildiğin Nesquik. Çok güzel, çok güzel tadı. Kahvaltı yapmanın zaman içip yol atıyor. Aynen. Çok güzel. Vitamin de olur bu şimdi. Şu kenarda dursun, ben bunu ara ara içerim. Çok içmeyeyim bana. Çok güzel tadı çünkü. Hadi sen seç abi. Kapatıyorum gözümü. Bunu seçtim. Kimsin sen? O bildiğin enerji içeceği abi. Kola yazıyor üstünde. Yok. Şöyle bir şey bu. Red Bull'un içeceğiymiş herhalde. Bildiğin enerji içeceği gibi. Aynen öyle. Üstünde ama kola yazıyor ama Red Bull'un. Deneyelim. Aç bakalım. Kola ile Red Bull nasıl birleşiyormuş bakalım. Red Bull'un kolası olabilir mi? kardeşim yüzümüze fışkırsaydın. Red Bull'la kola böyle birleşiyormuş. Kola. Aa Red Bull'un kolası. Oo. Vallahi kola. Hani jelibon var ya, kolalı jelibon. Aynen. Aynı onun tadı geldi, kokusu yani. Bu yok Allah Türkiye'de. O. Bak o, jelibon kolalı jelibon var ya, böyle kola şeklinde. O değil aynen mi? Aynen. Aa, çok güzel. Meyan kötü tadı geliyor. Biraz tadı kaçmış gibi ama değil mi? Oğlum bildiğin içeceklerin tadı kötü lan bu ülkede. Şunu alıyorum. Şu kabını çok beğendiğim için aldım. Schweppes marka, üzerinde Tonica Pink yazıyor. Pembe tonikmiş bu. Nasıl? İsmi İngilizce. Bu alkollü bir şey değil değil mi? Değil, alkol değil o. Ama alkolü koyulmuş. Ben çok beğendim abi, tadı çok güzel. Aa, bu böyle içiliyor lan. Güzel değil mi? Enteresan, ben içmem bunu. Menteresan. Menteresan. İspanyolca öğrenmeye başladık da.
Ben bunu içmem abi, ben bunu sevmem. Benim hoşuma gitti yani, ben bunu tek başına içerim. Bu arada iki tane poşet aldık. İki poşet dolusu içecek aldık. Hani İspanya'da da poşetler pahalı. Şuna dikkat ettim, sokaklarda yerde hiç çöp yok. Tertemiz şehir. Açıyorum. Ya bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bir enerji içeceği markası, enerji içeceği. Ama şöyle bak, dokun yüzeyine. Yüzeyini tırtıklı yapmışlar kabının, o yüzden dikkatimizi çekti. Açıyorum. Bu arada gastrit başladı mı sende? Sabahtan beri alttan alttan. Ben çaptırmadan yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, geğiriyoruz videoda ama. Bildiğin enerji içeceği. Ya ülkemizden farklı bir tat olur mu diye aldım, denedim ama değişmiyor yani. Enerji içeceği, bu arada Monster içmeyi ben hiç sevmem yani. Ben de sevmiyorum çok fazla. Tadını sevmiyorum enerji içeceği dönüp, olarak. Dönüp sponsor oluyorlarmış. Çok severim. Çok güzel tadı. Çok güzel bir içecek. Ben bunun şeyini sevdim. Buradan bir puan aldı benim için şu an. Ha, oyluyorduk oğlum. Tamam neyse, buradan itibaren. Hepsine 5 veriyorum. Şuna 6 verelim mi Nesko'ya? Buna 6 veriyoruz. Tamam şuna. 16 verelim. Sen şunu sevdin şeyi. Tonik. Tonik'i sevdim. 6. Tamam, ben ona neyi de 5 veriyorum. Buna içiyorum. Bildiğin enerji içeceği. Fazla enerji içmeye gerek yok. Yani bildiğimiz bir tat. O yüzden çok puanlamıyorum bunu. Yani bak, yine 5'te kalsın. Şurada çok farklı bir tane var. Biraz cimriyim puan bak, konusunda. Bak bak. Şuna bak şuna. Miami. Miami Strawberry. Renkleri görüyor musun? Ne lan o? Sunset. Renkleri görüyor musun? Oğlum bak bu. Buna bakıyorsun direkt Deep Turkish Web müziği geliyor alttan. Miami çileği varmış içinde. Açıyorum. Aç bak. Ulan oğlum çileği içerken o kadar eğleneceğim aklıma gelmezdi ya. Gazlı bir şey. Aa çok güzel kokuyor. Bak. Oo güzel. Sevdim. Bakalım içince sevecek mi? Ben içmesem olur mu? Al tükür, al şunu tükür. O kokusu güzel geliyor. Kur'an çarpsın, bunlar var ya içecek ne bilmiyor. Baba Türkiye'ye gelin de size bir şalgam içirttireyim. Çok kötü oğlum. Oğlum kötü de neli olduğunu anladın. Hiçbir şey, şeyli. Hiçbir şeyli abi, boşver onu geçelim. Hiçbir şeyli içecek yapmışlar. Onun ya muhabbeti almayalım onu. Yani şey, kutusu çok güzel, çok şeker ama tadı işte. Koku basmış, parfümlü. Bak kola değil, ice tea değil. Bir kategoriye koyamadık evet. Gazoz değil, hiçbir şey değil. Ben 1 veriyorum direkt buna. Ben de 3 veriyorum. Şu ürün hakkında... Anladım. Pardon. Ürün kendini aşağıya attı, o kadar mı kötü acaba? Ya bu ürün bizim BİM'lerde, A101'lerde satılan çakma ürünler var ya, onlar gibi böyle orijinal ürünlerin yanında duruyordu. Açıyorum. Koç kanka, ben gazlı getiriyorum. Çok gazlı. Oğlum Allah, Kur'an, Muhammed aşkına, hepsinin tadı çok kötü ya. Oğlum bir tane güzel bir şey çıksın ya. Vallahi çok kötü, bak iç. Ey, sonradan acayip çirkinleşiyor. Böyle içiyorsun, buradan dökülürken aşağıya gıcık ede ede. Sen kola mı kanka o? Bildiğin dolaba, değil, değil, bir beyaz. Dakika abi, dolaba kola koyarsın da 10 gün geçer ya kapağı açık bir şekilde. Aynen, aynen o bak, tadı beyaz. Şey. Limonlu bir şey yani bu. Limonlu bir şey evet. Ama limon yok içinde. Limon, bakalım. Hani bak, limonata değil de limon tuzuyla yaparsın ya. Hmm. Ama üstünü bayatlamış olur o işte. Bak evet, bir limonata vardır, bir de limon tuzu vardır, annelerimiz kısırlara falan dök. O limon tuzunun suyu gibi değil mi? Artık evet, güzelleşsin içeceklerimiz ya. Bunu içelim, alırken güzel şeyler içelim. Bayağı yükseldim. Üzerine işte greyfurt var, işte nar çiçeği var falan. Bundan ümitliyim abi. Hadi içelim. Greyfurt suyu. Ama çok hafif tadı var lan, greyfurt suyu gibi aynı. Çünkü greyfurt suyu. Nasıl? Hiç görmedim ben bunu ülkemizde. Yok. Yok baba yani. Hayatımda hiç... Dur içindekileri okuyayım, İspanyolcamı konuşturacağım. %92 su varmış içerisinde. Gerisi de diğerleri. Ben 8 veriyorum hacı bunları. Ben de 7 veriyorum, yükseltiyorum bundan. Tamam. İspanyollar domates suyunu çok seviyor. Bu şöyle bir içecek. İçinde domates suyu var, sarımsak var, salatalık var, biber var falan. Bunu bildiğin içecek olarak tüketiyorlar. Çorba gibi. Meyve suyu ama değil mi? Ama meyve suyu olarak satılıyor. Açıyorum. Oğlum ben... Abi olmuş mu? Oğlum bunu içilmez lan bu. Güzel de aslında, İskenderun döner sosuna benziyor. Sarımsak var içinde, domates sosu var. Kola gibi içemezsin abi bunu. Nueva var dedi. Nueva şey, yumurta var dedi içinde. Güzel mi? Aynen ondan mı? Böyle bir tane tencere vardır. Onun içine domatesi, biberi, her şeyi doldurursun. Diye basarsın. O yaptığımız sosun aynısı bak. İç. Onu düşün. Öyle bir şey düşün. Düşün. Aynen o. O değil mi? Sen abi sen de bir iç. Seveceksin. Bir dakika ben yansıyam, bir göstereyim. Bakalım nasıl oluyor. Aynen. Biraz kararlı. Güzel. Lahmacunun şeyi ya. Ha, lahmacun abi. Lahmacun özü ya. Aynen. Lahmacun. Aradığımız lezzeti buldun. Abi yani lahmacunun kıymasını koymadan önce hazırladıkları sosu yani. 9 veriyorum abi lahmacuna. Ben de 8 veriyorum. Bundan daha iyi. Oğlum siz ne kadar köylü çıktınız ya. Lahmacunu görünce o anı bahsediyor. İkimiz de sevdik orada. Çocuklara satılan bir ürün gibi. O yüzden bunun tadının mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kaptaki bir ürünü asla ben gidip satın almam.
Ama çocuklar şimdiden alalım falan diyebilirler. O yüzden... Tamam hep sen aç. Ben açayım. Aç abi, aç. Şöyle. Çocuklar için değilmiş. Çocuklar için değilmiş. O kadar mı sert lan? Bayağı sert. Hiç. Portakal hale. Portakal suyu abi. Bakayım. Ama yine şeker çok fazla var ya. Bunlar çok şeker atıyorlar. Normal. Tatlı. Kötü ya. Abi biz gerçekten gıda sektöründe aşmışız ya. Yasalar gittikçe sıkılaşıyor ya. O yüzden içine koydukları malzemeler gitgide çıkıyor bunun içinde. Zararlı şeyler. O yüzden tatlar bu kadar kötüleşiyor. Nasıl kötü olan şey güzel oluyordu. Şimdi kötüleşiyor o yüzden. Organik bilmem ne ayağına. Aquarius Zero diye bir şey. Ava su demek. Aquarius ben bunun yine böyle sulu bir şey olacağını düşünüyorum. Akvaryum suyu kanka. Oh kardeşim. Tebrik ederim. Burada hidroksiyon falan yazıyor. İnşallah bir asit masit değildir yani. Akvaryum suyu içtik. Mineralli su mu? Su. Az bir şey şeker, az bir şey şeker atmışlar içine su. Su bu. Şekerli su bildiğin. Aynen. Ama su. Şekerli su düşün. Hani böyle suya şeker atıp karıştırıp içersin ya iğrenç tadı. Ya iğrenç değil, şekerli su işte. Hydration yazıyor. Sal abi, sal. Bir. Tamam. Hadi gel. Hadi. Sıradaki ürünümüz şu. Ben bu ürünü gördüğümde aklıma şey geldi. Hani böyle benzinliklerde... Uğrayıp şöyle aldım. Hani, aynen, performans artırıcı içecekler olur ya böyle. Hiç gördün mü böyle? Aynen. Tam kasanın kenarında. Boğa resmi olur böyle ama artı 18'in içinde falan. Ben öyle bir içecek olacağını düşünüyorum. Enerji içeceği olabilir yani. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Açıyorum abi. Açma abi. Gazlı bir içecek. Boğası çıktı, boğası içinden çıktı. İçki lan bu. Hadi be. Vallahi içki bu. Vallahi mı? Merlin yazıyor. %4 alkol oranı var. Afiyet olsun kardeşim. Yok içmedim. Bunu saymıyoruz, 0 veriyoruz ona. 0. 0 hadi. Tamam. Sıradaki ürünümüz şu, hızlıdan anlatayım. Daha böyle deneyeceğimiz başka ürünler de var. Bütün marketlerde, bütün raflarda bunlardan vardı. Bu bayağı popüler bir içecek anladığım kadarıyla burada. Demek ki İspanyol içecek. Hemen açıyorum abi. Bunu da senden önce. Hadi bakayım. Bak bu gideri var. Yani normal. Hani ne kötü abi? Değil. Ne? Fruko desem, Sprite desem. Ha, gazoz yani. Adı var onun. Gazoz. Gazoz. Ben niye de gazoz. Gazoz. Ama biraz soğuk olması lazım. Biz sıcak almışız. Aynen bak lan. Ben de diyorum bu içecekler niye kötü? Abi hepsi ılık bunların. Gazoz. 7. Ben o kadar vermem ya. Gazoz bu. 5. Gazoz dedim. Ama bunun her şehrinde gazoz var abi. Türkiye'de var ya. Abi bu işte anlattığımız gibi bunların içtiği mineralli sulardan. Yani gazoz. Bak şöyle çalkalayayım. Bak görüyor musun köprücükleri? Bence onu açalım her içecekten sonra için yani. Aynen ağzı falan bitir. Bak gördün mü açınca nasıl köpürdü. Ama sodadan biraz farklı oluyor bunlar abi. Bildiğin sokakta içiyorlar. Soda gibi şişirmiyor da. Su gibi abi içiyorlar. Bildiğin soda ya iç. Aynen öyle geliyor. Adamların çeşmelerinden tertemiz su akmadığı için bunu tüketiyorlar. Bu kadar. Aynen. Biz bak, normalde evden abi, bak, çeşmeden su içebiliyoruz yani. Soda içer içmez hayvan gibi şişirir. Böyle yapmıyor. Bildiğin su gibi hissediyorsun. Ama bu benim susuzluğumu gidermiyor işte. Ben de gidermiyor. Aynen evet, alışkanlıkla alakalı. Alışkanlık tamamen yani. Japonya'da da bundan çok var. Su hayattır abi. Buna 10 verelim. Hayır ya. 10'luk bir su değil abi. Normal. Kes lan. Neresi var adam? Düşük kalori. İşte no article sweet bir şeyler yokmuş içinde. Superior falan filan. Bu da sporcu gıdası. Organikle başladık falan yazıyor aslında. Organikle başladığımıza göre tadı kötü. Ben sana söyleyeyim. Bunlar nerede yapılıyor bunlar? İspanya'da falan mı? Aynen buralar. Madrid'de yapın. Allah Kur'an çarpsın bir gram tadı yok ya. Suyun içine bildiğin renk gıda boyasını basıp göndermişler ya. Bir içsene. Çok az şeker gıda boyası bir de. Bir iç. Süper organik yazıyordu. Süper organik çünkü su yani. Bir şey yok içinde. Harika organik, mükemmel. Chip sevdi sakız tadı geliyor hafiften böyle. Chip sevdi sakızları var ya. Bakayım bir kanka. Hafiften böyle. Hani sakızın böyle son şeyleri kalır ya. Çiğnersin bir saat sonra. Hakikaten öyle ya. Değil mi? Bu nasıl enerji içeceği? Bunlar içmedik buna biz. Bu farklı. Enerji içeceği. Ne farkı var bunda? Mango Loco. Jomo Loco. Taruna artı inostatik gitmiş bir şeymiş. Enteresan bir karışım var. Mango Loco. Aa çok değişik. Nane lima. Ha Monster'ın juice yapmışlar. Bayağı meyve suyunu yapmışlar enerji içeceğin. Şöyle bir içecek var. Sona geldik. Şöyle. Su gibi görünüyor. Hani bu normalde bizim ülkemizde soğuk çaylar satılır ya. Ben onlardan olduğunu düşündüm. Ama o değil. Çünkü su gibi görünüyor rengi. Kokla. Koklayınca aynı anda ne olduğunu söyleyeceğiz. Tamam 3 2 1 diyeceğim. Kokla. 3 2 1. Nane limon. Nane limon. Aynen. Nane limon. Ben bildiğin soğuk çay sandım ama değilmiş abi. Aa. Nane limon. Bir şey söyleyeyim bunlar tat bulamamış artık. Böyle bir şeylere karıştıra içeri abi yemin ederim. Nane limon kaynatırsın da şeyde unutursun ya böyle. Çaydanlıkta. Ertesi sabah içmeye çalışsın da böyle
Nane limon işte ama bir faydası yok kimseye. Anladın mı? Anladım. En son bir tane ürünümüz kaldı. Be bad. Onu da sen dene. Ha. Bak arı resmi de var üzerinde. Aynen öyle. Kötü bak, kötü arı. Tıkır. Zaten yazıyor arkadaşlar, enerji içeceği. Dikkat edin arkadaşlar, sokarla. Bir şey söyleyeyim, ben gerçekten midem bozuldu. Oha, kokusu buraya geldi. İlaç gibi tadı var, ilaç gibi. İlaç gibi radyo. Ya bunlar var ya, ne biliyor musun? İçerisine işte böyle insan testosteronunu artırıcı falan böyle maddeler koyuyorlar. Bunlar dayılar için. Bir kovulduk, iki paramızdan olduk, üç mide gitti. Olduk. Şu an yani yeni bir tat da bulamadık yani. Hani o bizim beklediğim neydi biliyor musun? Oo, çok güzel tadı falan. Dur. Al abi, siz bu lahmacun suyunu sevdiniz. Şampiyonlar Ligi müziği koyar buraya. Şaldır abi. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanallarımıza abone olun ki biz efsane videolar çekmeye devam edelim. Emre efsane gezi videoları çekiyor, ona bakmayı unutmayın. Eyvallah. Ben YouTuber olmadan önceden beri seni takipçindim bu arada. Birlikte video çektiğimiz için de çok mutluyum abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kurbanım olsun.